Evliliklerimizden maddeyi değil manayı ön plana almak. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisini hatırlıyorsunuz. Tunkehu al-mer'atu li arba'in li maliha ve cemaliha ve hasabiha ve li diniha fe aleyke bi zati dini teribet yedek. Kadın dört şeyden dolayı nikah edilir. Malı, güzelliği, soyu, bir de dini için. Sen dindar olanı seç, elin yeşersin, hayatın bereketlensin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada yani mal, güzellik, soy hoş, nurun ala nur. Ama ön planda din olmalı diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Evet, dört şey için nikah edilir ama din ön planda olmak zorundadır. Elimizi vicdanımıza koyalım. Anne babalar olarak ya da evlenme çağındaki gençler olarak bu hadisin neresindeyiz? Evlenmeye karar verdiğimiz zaman dini ben güzelliğin önüne alıyorum diyen bir genç gösterebilir misiniz? Eğer bir bayan, bir gelin adayı dini açıdan tam benim aradığım özelliklerde ise, acı biraz çirkin de olsa, esmer de olsa, boyundan kısa da olsa benim kabulüm diyecek kim var? Ya hocam hoş güzel de yani hani işte peygamber demiş yani güzellik de olsun demiş yani. Hele biz başka bir kapıya bakalım. Hulasa-i kelam muhterem kardeşlerim, yani bununla ilgili şimdi anılara girersek uzatmış oluruz. Yani evliliğimizde maddeyi değil manayı ön plana almak. Anne babalar malı serveti ön plana alıyorlar. Gençler de güzelliği ön plana alıyorlar. Soy ve din şimdi artık tamamen arka plandadır. İşte istenilen manada İslami aileler oluşturamayışımızın bir sebebi de budur.